başlamayız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Ramazan kalktı. Sade tükkanı. Abi kolay gelsin. Sağ olun. Borcumuz? Afiyet olsun. 10 lira. 10 lira. Tamamdır abiciğim. Şöyle fişinizi de verelim. Tamam. Şöyle buyurun. Teşekkür ediyorum. Afiyetler olsun. Bir daha bekleriz. 15 tane dünya güzeli arkadaşımla beraber burada hizmet veriyoruz. Down sendromu halk arasında bilinen bir farklılık ama bana göre sadece onların biyolojik olarak farklılıkları var. Normal insanlardan farklı olarak kocaman bir yürekleri var. O kocaman kalpleriyle de sosyal hayatta da olsun, normalde kişisel hayatlarında da olsun çok güzel idare edebiliyorlar. Ve çalışma hayatımızda da onlarla birlikte olduğumuz için ben çok mutluyum. Öncelikle dezavantajlı bireyler, bunu örnek olarak Down sendromlu bireyler işlerine çok sadıklar. Gönülden bağlılar, asla yalan söylemezler, hataları olduğunda en büyük erdem olan özür dilemeyebilirler. İşlerine koşa koşa gelip asla kaytarmadan hayatlarına devam edebilirler. Şu anda da bu projede olduğu gibi paralarını kazanıyorlar, ailelerini geçindiriyorlar ve hayatlarında toplumda tüketmekten üretmeye geçerek daha fazla farkındalık oluşturarak devam ediyorlar. Toplumda birçok dezavantajlı grup var. Engelli bireyler, bedensel engelliler, zihinsel engelliler ya da ruhsal engelliler. Ama toplumda ayrıcalık gösterdiğimiz zaman, onları ittiğimiz zaman hiçbir şekilde onların pozitif enerjilerini alamayız. Çalışma hayatında bizim şu anda yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk projesindeki gibi birçok dezavantajlı grubu bir arada tutarak tüketmekten üretmeye geçersek eğer diğer gruplar eksi planda değil de artı planda olacaklar. Birçok proje olmalı, birçok fabrikalarda, birçok kurumda tüm bireyler çalışmalı ki farklılıkları gördükçe diğer bireyler de onlara entegre olabilir. Toplum bu şekilde ancak yükselebilir ve kaliteli duruma gelebilir. Down sendromu bir farkındalık değil. Aslında ayrıcalık. Bizim inşallah onlar gibi kocaman büyük kalplerimiz ve yüreklerimiz olur.